ya. Twitch yayıncıları kötü yorumları okuyor. Emre abi sanki donate'ler bırak birikmiş ha. İnşallah. Oku Valoray'ın biraz. 6. ayını kutlamış. Selam yakışıklı Zeukalp, Zeukalp demiş. 6. ayın yeni simgen hayırlı olsun. Güzel olsun, mutlu olsun. Hayırlı olsun. Çok garip oldu. Zeus 82 17 un bastonu. Zeus'un bastonu. İki tele göndermiş ama sana zahmet bir bakıverdi. De ciddi bir yoruma sence devam etmeli miyim yoksa bitireyim mi? Ama Instagram açamıyorum yayında, özür dilerim. Discord'dan atarsan bakabilirim. Merkez 10. ayını kutlamış. Abi CSGO'da o da şey bırak. Düşünürseniz server bakımından yardımcı olabilirim. Demiş. Yok, düşünmüyoruz biz. Genel kendi halimizde. Seni iki Stouthearted 2 TL göndermiş. Seni bir gündür izliyorum ve konuşmam böyle. Hatırlamışsındır. Aha yeni video geldi. İzlemek istersen burada. Beni yaptıysan izleyeceğim. Beni mi yaptın? Ya benim sanki bir dudaklarım ağrıyor gibi ama belli seyahat yüzünde. Beni yapmamışsın. Hayır, yayında izlemeyeceğim. Hala bekliyorum onu. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler nasıl? İyiyim. Biraz uykuluyum ama uyanıp geldim. Sabah 6'da 7'de uyudum ya. Ciddiysin. Vallahi. Yayın o kadar geç bitmedi ama. Yayından değil ki. Yani sen takılmacı takılmacıdırsın anladım abi. Çok hoş adam sosyal. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazır. Ya seni bir korkuttular. Bak kamera açıkken de söyleyeyim. Baya doldurdular seni. Evet. Aya bak şey çıkınca diyeceksin ki abi ne? Demeyeceksin. Abi, neyse. Şimdi çünkü şöyle biraz kötü bir bölümle başlıyoruz. Çok hoşuna gitmeyecek. Hani iyiydi ya? Hayır öyle değil dur sakin ol. Çok hoşuna gitmeyecek bir bölüm. Biraz sıkıntılı bir bölümümüz var. Hoşuna gitmeyecek bir bölümle başlıyoruz. Pelin yavrum. Yemin ediyorum güne gelmiş gibi ya. Oturmuş ya tak diye. Vallahi billahi. Güne gelmiş gibi. Yavrum benim be. Gitmeyecek bir bölüm. Biraz sıkıntılı. Sen niye öyle heyecanlı? Hoşuna Isıyor gitmeyecek ya. Bir bölümle başlıyoruz biraz. Niye öyle boşuna gitmeyecek? Bak Ahmet yılların profesyonelliği. Hoşuna gitmeyecek bölümle başlıyoruz. Yani ne yaşıyor olabilir ki? Ahmet'e ne kadar zorlayabilirsin ki? Tepki komik olduğu için nasıl bir şey olacak acaba? İnternette senin hakkında yazılan kötü yorumları okuyacaksın. Allah. Aynen öyle. Onları abi artık ne söylemek tamam istiyorsan. Tamam abi en sevdiğim bölüm. Senin hakkında seni izleyen insanların yazdığı kötü yorumları okuyacağım bir bölümümüz var. Yavşaklar. Öyle de demiyorum. Onlar bana kötü yorum yapmıyor mu abi? İlk olarak sosyal medyada. Belki severler lan. Kötü yorum geliyor mu? Onu sorayım. Ya tabii illa ki geliyor. Ne geliyor? Ne diyorlar mesela sana? Oyunlardaki bizim ekibe biraz ağır konuşuyorlar ya. Yani diğerlerine ne diyorlar bilmiyorum da bizim ekibe çok ağır yazıyorlar haterlar. Amına koyayım normal hater olsana. Yani mesela arka ne bileyim ne de amına koyduğum boş yapıyorsun falan desene. Bize yaratıcı sövüyor ibneler ya. Senin gibi şişko anasının amından çıkmamış da peçeteden kendi imkanlarıyla doğmuş olasmış çocuğunun amına koyayım yazıyor adam. Şimdi ben bu yorum mesela buraya çıksam nasıl söyleyeyim? Hater böyle. O bile kendini geliştirmiş bu konuda yani. İmkanı yok söyleyemezsin. Beceriksizliğime ve berbat bir oyuncu olduğuma dair. Bak adama ne kadar şey yazmış. Bana da böyle yazsana. Çok kötü bir oyuncusun yaz. Ben sineme çekerim onu. O yok kadar ya, da değildir. Gel bir gün Instagram'da değiştirelim. Kalkıp beni şimdi vıtıcınla bilmem neyle bir tutarsan 7-24 Battle Royale oynayan. Yayınlarında sürekli video izleyip oraya buraya sallayan gereksiz yayıncı. Yok o ben değilim. Yan adamlarla. Sonra ah panda vuramadı ne kadar kötü kim oyuncu dersen ne? Haksızlık olur. Ben de kendi çapımda çiçek gibi oyuncuyum. Sadece halk tarafından henüz anlaşılamadım. Anlaşılacak mısın peki abi bir süre sonra? Umut var mı? Umudum yok. Onlara sinir olanlar var falan. Genelde o tarz şey. Niye bağırıyorsun? Heyecanlanıyorum. Ya oyun oynarken falan. Ya küfür falan değil. Sen çok küfür bassın. Öyle. Senin bazı videolarını gördüm. Burada minimuma indiriyoruz o küfürleri. Yok etmiyorum canım. hadi orada. Genelde sövüyorlar. Vallahi. Linç yani. Ediyorlar. Nasıl yani ne diyorsun? Evet, çok ben işte araştırdım. Ben çok linç yiyorum bu arada. Twitch'te en çok linç yiyenlerden biriyim. Bir ben, bir Ahmet. Evet. Ahmet de çok fena. Bizde dil kemik, dilde kemik olmadığı için. Anılarıyla ya, muhabbet esnasında anılarımı anlatıyorum ya. Yaşam. Abi hiç unutmuyorum. Yani. Tamam. O geliyor değil mi? O ya o geliyor çünkü şey oldu artık milletin.
Ya biraz böyle sert de konuşmak istemiyorum ama. Yavşaklar. Hayır ya. Ya bu puşlar daha bakkaldan başka yere gitmedikleri için sürekli. Şimdi abi ilk yorumdan şöyle ufak ufak başlayalım. Ben okuyayım mı? Ben okuyayım. Bütün gün başkalarının videolarını izleyip boş boş eleştiri sıkmak, öküz gibi yemek yiyip sigara içmek ve her boku kendisinin en iyi bildiğini sanmak dışında hiçbir marifetini görmediğim sözde gamer soru işareti. Ne diyeyim yani? Hani katılıyorsundur belki abi, ne bileyim. Katılıyorum ya. Bu doğru. Abi bu çocuk Vıtıcın Ferit'e benziyorum diye seviniyor. Lanetine sevinen ilk ve tek insansın püü. Sonunda tükürmüş bayağı. Sen lanet bir insansın diyor yani. Yani tipsiz demiş sana. İşte Ferit konuyu anlamamış. Yani fotoğrafını açabilir miyiz? Açmayacak. Doğru diyor, ben de tipimi öyle çok sevmem yani, beğenmem. Niye kendim lan eli yüzü düzgün çocuk? Yani, tip olarak vesaire. Yakışıklı falan bu. Allah aşkına Twitch'te neler var? Hani anladın mı? Yani çok kötü değil yani. Hak verdin o zaman. Ama lanet de değilim abi. Nasıl hak verdi be? Yani lanet demezsin ben ya. Bir insanım ya. Çok yakışıklı bunu demezsin. Çekersen kenara yüzünü görürüz. Aşır 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 dedi, gülmüş yani. Ya yemin ediyorum az sonra keke poğaça. Benimle ilgili hakikaten. Çünkü arayacağım belini söyleyeceğim. Valla derde düştüm. Bunu bu tarafa çek. Aa. Bir şey söyleyeyim, onu bana da çok diyorlar yani. Benimki bariz zaten. Sen yine hadi arkadasın hani bir nebze, evet. Anladın mı? Ama yani ben bir de yayın yaptığım için bunu mesela bir yayında en az 20 kişi söylüyor. Sen tipsiz değilsin, şişkosun. İçim rahatladı abi, teşekkür ederim. Vallahi billahi. İçim. Kilo versen 10 numara çocuksun. Kilo versem, bak neden kilo vermediğimin sırrını açıklayayım mı? Kilo versem geri kalan kötü özelliklerim ortaya çıkacak. Şimdi insanlar ne diyor biliyor musun? Dişleri yamuk, işte saçları yağlı, kilolu, fizikselden takılıyorlar. Kilo verdiğim ve dişlerimi yaptırdığım bir senaryoyu düşün. Bak yemin ediyorum sana Kıvanç Tatlıtuğ gibi çocuk çıkacak aşağıdan. Ne ortaya çıkacak biliyor musun? Karaktersizliğim, haysiyetsizliğim, üşenmek falan değil. Vallahi gerçek sebebi ha. Adam diyecek ki ulan ne orospu çocuğuymuş bu. Yani seven bile sevmez hale gelecek, anladın mı? Şu an ama neye odaklanıyorlar? Saçlarını bir yıka. Dişlerini fırçala lan yamuk. Fırçalayınca sanki şekilleri düzelecek yani, elimde olan bir şeymiş gibi. Ne bileyim, zayıfla biraz, kocaman götün var. Bunlara odaklanıyorlar. Ben bunlardan rahatsız olmuyorum derken gerçekten rahatsız olmuyorum. Çünkü bunları dediklerinde şişkosun amına koyayım diyorsun. Şişkoyum diyorsun. Öbüründe diyecek ulan sen katıksız, karaktersiz, it evladısın yazacak böyle. Son kısmında değil ama baştaki kısmında da biraz haklı olacak. Onu güzel gizliyor, güzel kamuflaj. Abi internette okudum. Rakunlar yazdan sonra inine çekilip ilkbahara kadar uyuyorlarmış. Aga ve Kemal bunu alınmaz ki. İlkbahara kadar sensiz sıkıcı geçecek. Abi sana niye böyle diyorlar? Abi bu nereden oldu biliyor musun? Ben yayındaydım. Dedim ki lan aslan gibi adam ben daha dedim. Böyle gaza aslan. Gelmişim ama yayında deli gibi. Aslan gibi adam lan dedim. Ne biçim bir erkeğim falan yapıyorum böyle. Oğlum niye gaza gelirsin? Ne bileyim abi, bir şey oldu böyle, tamam mı? Gaza geldim ya. Evet. O muhabbet. Olay da şu. O ne diyor testi çözüyorduk. Tüstü. Hangi hayvansınız testi çözüyorduk. Kemal dedi ki ben aslanım dedi böyle. Yeleli gibi değil miyim falan böyle çıktı. Geçti. Dedi ki arkadaş, dedi, daha çok sen Rakun'a benziyorsun lan. Arkadaş. Dedi. Rakun fotoğrafı açtım ekrana. Gözlük, hani saçın şurası da beyazdı benim o zaman. İnsanlar oradan benzetmeye başladı. Kemal'in hayatı saç, da böyle yeri. Demiyorum bir de. Rakun arkadaş. Videosuna editliyorlar, benim seslerimi ekliyorlar Rakunlara. Tepki olarak benim sesim var. Hani Rakun konuşuyormuş, ben seslendiriyormuşum gibi falan. Ulan ben bu kadar mal bir kız daha görmedim hayatımda. Bunu yapmış. Ne ona mal olduğumu düşündürdü acaba? Anlık girmiştir mesela kanala. O an gerçekten mesela RP yapıyorumdur. Bazen öyle saçma sapan şimdi RP'ler biz yapıyorum. Biz YouTuber'lar RP'yi çok bilmediğimiz için onu da... Roleplay. Panda iyice ayı gibi tepki vermeye başladı. Nerede o eski sincap şapkası takan sakin pandamız? Skyrim ilk bölümden şey yapmış bunu. Evet, o zamanlar tatlı bir adamdı. Sonra... Panda'nın izleyicileri de efendi ya. Bak adam ne güzel hani. Yani maksimum adama hakarete ayı gibi tepki veriyorsun oluyor. Yani... Ben büyüdüm ve dünya kirlendi. Ya o şeyden biraz yaşlandım. Yaşlanınca hepimizin başına 1960, gelecek bu arkadaşlar. Panda YouTube'da yeni. O gizli. Onu kamera arkasında söylerim. O kadar. O kadar. Tahmin edeyim mi? Yok o kadar değil canım. O kadar da değil. Evet. Ama gizli tutuyorum. Yalancıyı s**miyorlar türünden bir yayıncı. Düşüne düşüne yazıyor hikayeyi, puşt. İşte dediğim yavşaklar bunlar. Ya
Ama bir şey diyeceğim. Bu, özür dilerim Tukan, güldüğüm için de bunu böyle söylemezsin amına koyayım. Özür dilerim. Ulan 3 gün sonra adamla yüz yüze bakacağız. Bu çok güldüm ya. Ben buna çok gülmedim. Boş anıma denk geldi valla. Bunları normal karşılıyorum. Gerçekten öyle. Yani şöyle normal karşılıyorum. Ama onu normal anlatsam bile yapıyorlar. Aman abim. Daha geçen benim de ağzımdan küfür eksilmiyor ya. Daha geçen şu aldığım mikrofon tutacağı derim. Kendi kendine yukarı kalkıyor. Adam siktir lan oradan yazıyor. Lan önünde önünde. Aa bak. Gitti amına koyayım. Gördün yani. O hani inmiyor. Aa inmiyor lan. Arkadaşlar. Kaldırıyorum ama indiremiyorum. Bak bak yalan mıymış amına koyayım. İnmiyor işte. Aa. Aynı benim yazıyor. Çok pis kalkmış ha. Niye böyle bir derde soktum kendimi ya. Lan gitme gözünü ya diye diyeyim gitme. Ben bunu çok zayarlamıştım ya. Lan oğlum kendi gidiyor kendi bak. Yemin ediyorum. Abi tüküreyim mi abi? Kendi gidiyor amına koyayım bırakıyorum. Onu nasıl indirirsin biliyor musun kuzen? Muamele yapman lazım. Biliyorum. Bak işte o kimdi o diyen lan çıkıyor lan siktir. Al işte amına koyayım. Mikrofon şaha kalktı amına koyayım. Ben diyorum ergen almışız amına bu. İndiriyorum indiriyorum geri kalkıyor. Benim de 15-16 yaşlarım hep böyle. Ben çok çirkinleşiyorum bu yayınlarda ya. Lan kalkma artık. Dur. Geri gel. Bırakınca gidiyor ya. Böyle bir şey olmaması lazım bunun. Lan ucunda kaç. 1,5 kilo sabunla, mikrofon sabunla, var ya. Sabunla. Lan 1,5 kiloluk stüdyo kondenser mikrofon var şunun ucunda. Nasıl iyi kalkabiliyorsun? Şudur şu kablosu. Şurada kablosu var. Yemin ediyorum kablo dolalım kalkmasın diye onu geriyorum. Şunu bir gereyim. Amına koyayım şunu denedik ya bir de gereksiz. Tamam devam. Nerede yazıyor? Kaç yaşında? Hayatında ne yaşamış? Bunu empatisini yaptığım zaman koy götüne diyorum. İlk başlarda böyle derleniyordum canım. Çünkü yalan söylemiyorsun ya. Verdim ekranı verdim. Tabii tabii. S**t lan diyordum yavşak sen kimsin falan hemen bilmem ne ama sonra şeyi anlıyordum. Agresifçe. Ha, ne oluyor biliyor musun? Çocuğa eriştiğin an bir bakıyorsun abi. Yani yanlış anlamasın küçük kardeşlerimiz de. 12 yaşında çocuk hesabını yazın. Diğer yoruma geçmeden bir mikrofonu yukarı bakacağım. Tamam olur. Yukarı mı? Azıcık daha yukarı alalım. Okey. Nereden gireyim? Şuradan alabiliriz. Şuradan. Mikrofon değil yalnız. Benim ucumu çekiyormuştum. Ben anladım niye bununla iyi arkadaş oldum ki. İkimizde de aynı fesatlık, aynı pis karaktersizlik. Pis. Cari'nin ebesininkini izliyor. Yeter... YouTube'u... O ama Ahmet'in sorunu kişi... değil be. Suçu değil yani. Sevgili Razumov'un şunu bilmesi lazım. Adam yüklemiyor. Videoları ben yüklemiyorum abi. Yani YouTube'a yüklenen videolarla benim hiçbir alakam yok. Yani orada 10 milyon izlenmiş video var. Ben bilmem ne izlemişim. Bak zengin oldu bilmem kaç milyon izlenmiş diyorlar. Bana gelmiyor onun parası. Benimle alakası yok. Seslenecek misin abi öyle bir... Abi birileri çok para kazanıyor üstümden. Bari hayır duanızı alayım. Hayvan herifler ya. Zengin oldunuz üstümden. Allah arttırsın inşallah. Bu kim? Bu net konuşmuş. Ben bizim çocuklara şart koştum. Benim videomu paylaşabilirsiniz ama 50 bin izlenmeyi geçti mi o aboneliği alırım dedim. Ben çok netim. 2 saattir kısa elinizin geçmesini bekliyorum. 2 saattir oyuna geçmemi bekliyorsun. Abi sana kötü bir haber vereyim mi? F3 bas. Dur şimdi bir dakika. Sana kötü bir haber vereyim. Ayrel bitince ben kafar yemeye giderim söyleyeyim. Ama dur bugün iyi haberini de vereyim. Gece açabilirim oyun yayını. Ama kızmayın bana ne olur. Lütfen. Bu insanlara sinirleniyorum işte mesela. Bu yorum beni sinirlendiriyor. Yani bu şu demek anladın mı? Benim kelime dağarcığım o kadar zayıf ki ben her şeyin sonuna AQ, işte ne bileyim mık. Bu tarz şeyleri getiriyorum mık. Demek yani. Ben o yüzden bu tarz insanlara gıcık oluyorum mık açıkçası. Ne? Mık, MK, MPQ. İnanamıyorum bırak hiç bilmiyorum. Pardon. İnsan gibi gül. Niye bana bir a**dım yes dedin ki şimdi? Evet bazen gerçekten. Ya ben
her şeye çok gülebilen bir insan değilim ama güldüğümde de gerçekten çok gülüyorum. Çok güleş değil misindir ya? Ben hep güldüğün şeylere... Hayır, böyle bağıra bağıra kahkahalar çok atmıyorum genelde. Pelin gibi değilsin o zaman falan. Şaka. Onlardan gülüyorum ben. Evet abi, kalp atar mısın? Senin de iyice götün kalktı ha. Anladım. Senin YouTube kanalında. YouTube. Tamam. Senden kalp istedi, atmamışsın nasıl satayım. Haklı. Çaklı bir şey. Yakarış bence. Oldu mu abi? Çok özür dilerim gerçekten. Berkoz'dan çok özür dilerim. Berkoz. Kemal kim? Ya şeyde, Twitch yayıncılarında o çok oluyor bu arada. Mesela hani kendine müzisyen. Kemal deyince ne oluyor falan. Benim bir moderatörüm var mesela. Jurox diye. 2-3 yıldır tanışıyoruz. Adım Oğuzhan dediğinde şaşırmıştım. Böyle yabancı geldi. Oha lan, senin adın Oğuzhan mıydı falan. Sen çünkü hep Jurox diyorum. Sonra mı öğrendin adını? Evet tabii canım, bayağı sonra öğrendim. Hep Jurox diyorum. Gonzales diyor ki, ulan oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz. Evinizi güzel yaşıyorsunuz. Millet sabahtan akşama kadar ayakta kalkıp bir şey yapacaklar. Askeri ücreti zor kazanıyor. Sen oturduğun yerden... Ama o, bu ağır duyar pandaya mı patlamış? Emre senden bahsetmemiş. Bugüne kadar hangi elit dala üyesi nerede benim reklamımı yaptı da Kemal yapsın be? Zeus Sidious. Benim nikimi söyleyemez, ben söyleyemem. Sizin gibi insanlar yüzünden Türkiye gelişemiyor. Reis be, Gonzales reis. Reis. Evet. Tam işte oğlum, 15'i maaş. Gerçekten oturduğumuz yerden para kazanıyoruz. Çünkü dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Hani dünyada birçok meslek var, çok para kazanırsın. Açıklamış. Ardından ben doğru der geçer. Örneğin milletvekilleri diyelim ki, onlar da çok para kazanıyor. Ya da doktorlar da, ama ya çok yıpranıyorlar ya halkın tepkilerine maruz kalıyorlar. Biz hem para kazanıyoruz hem de insanların sevgisine... şey yapıyoruz, sahibiz. Yani Gonzales Reis hariç. O da sever ama tanısa beni. Ayrıca Türkiye gelişemiyor diyorsun da bizim sayemizde, özellikle hani Panda izleyicileri sayesinde 4 tane oyunu biz Türkçe'ye çevirdik. Bu ülkede bu oyunlarımız satıyor. Biz de bu desteği verelim diye birçok oyunu Türkçe'ye biz çevirtiyoruz. Biz hiçbir şey yapmadık lan. Aslan şey. Parçası. Gonzales. Hadi bakalım. Götünü s**im Cahre'in sebepsiz. Aa, ben nişanlıyım. Yani onu söylemek istiyorum. bu teklifi geri çevirmek zorunda kalıyorum. Ahmet'in niye müziğini kesmişler lan? Çıktı ve iştahımı kabartan bir erkek olsa da bu teklifi geri çevirmek zorundayım. Onlar da sanırım götümü s**mek istiyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Bu şekilde boş küfürler etmesinler ya. Yunus Ertuğ, abi sende şey tip var. 3 kuruşluk olayları 1000 katarak ergenleri anlatan herif tipi var. Ne? Bu kanada çok ağır. Demek ki insanlar hak vermiş yani. Şerefsizler. Ya abi öyle deme yine de ya. Bak, yayında 3 kuruşluk bir olayı böyle abartarak anlatırsın. Yayıncılık yaptığın içindir. Ama arkadaşlarına bir şey anlatırken susarsın mesela. Ya abi işte geçen gün bu oldu, herife şöyle dedim, bitti. Bir şey yaşıyorsam o ana gidiyorum, anlatıyorum böyle. Her yerde böyle. Tabii tabii, yani hep böyleyim. Ben ilkokuldan beri anı kutusu biriktiriyorum. Böyle kutunun içinde anılar biriktiriyorum. Bak, ilkokuldaki kızların saçlarını kesip isimleriyle ayırmışım da yok. Bana aşk mektupları, her kız arkadaşımdan kalan bir şeyler. Aa, gittiğim yerlerdeki anılar. Hala koyuyor musun o işte? Hala duruyor. Hala koyuyorum içine bir şey bulunca. Ya saçma sapan mesela, al bak bunu koyacağım yani. Murat abi GFG'nin şeyi, silahı kırılmış. Kırdım yani. Yani işte bu şu gün benim için bir anı. Anlatabildim mi? Niye kırdın abi onu? Kontrolsüzce. Abi yanına şey yapmışlar. Kol yapmışlar. Evet, çekilmiyormuş. Kameraya bakarak abi, sana kötü yorum yazan, seni böyle rencide edici şeyler yazan kişilere ne söylemek istersin? Sizin meramınıza koyayım. Yani buna yapılacak budur ya. Hani tanısa da sevmez herhalde, ne diyeceksin o zaman? Ben bugün çok acayip bir günümdeyim. Ben bu yöne biraz daha devam edersem ya linç yiyeceğim ya kendimi yakacağım. Hadi hayırlısı. Hepiniz su çarptı galiba. Cam şişe de içiyor yani mu? Bu kadar üzerime gelmenize hiç gerek yok. Hepiniz... Ay! Hepiniz... Ama olması gereken yorum budur ya. Adiyat kurmaya çalışın arkadaşlar. Yani dışarıdan itici görünüyorum. Bunu ben de biliyorum. Ama tanıyınca yumuşacık bir kalbim. mükemmel bir... Anam Allah'ın olsun çok. Son olarak abi, buradan sana kötü yorum yazan kişilere kameraya bakarak ne söylemek istersin diyeceğim de çok korkuyorum. Ya arkadaşlar, kötü yorum yapın eyvallah ama birçok kişi incelemeden, bilmeden yapıyor, tanımadan yapıyor. İzleyin, görün. Vallahi eğlendim bu yayın ya. Sevmediğinizi bildirin veya eksiklerimi.
Ama hiç bilmeden yorum yapmayın. Tek ricam o. Bazı konular hakkında bazı insanlar fikir belirttiği zaman aa bunun fikri mi varmış deyip böyle tetikleniyorsunuz, bir sinirleniyorsunuz falan. Geçer umarım öyle şeyler ya. İnsanların fikirleri olabilir ve ben fikirlerimi belirtmekten hiçbir zaman kaçınacak bir insan değilim. Normalde şey diyorum mesela. Hiç kimsen, yani hiç kimseden bu kadar nefret etmenin ya da hiç kimsenin gidip de videosunun altına Allah belanızı versin işte bunu niye böyle yaptınız, aa bu kim bu işte ünlü olması falan yazdığınız zaman hiçbir şeyi durduramıyorsunuz malumunuz. Boş yere bir şeylerden nefret etmek yerine. Reklam mı? Durdum. Abi fark ettiysen YouTuber'lar böyle küfürler etmiyorlar ama Twitch yayıncıları hiç sorun yapmıyorlar. Neden? Çünkü YouTube'da küfür ettiğin zaman para kazanamıyorsun ya da az kazanıyorsun. Çünkü video artı 18 oluyor ve YouTube kitlesinin çoğunluğu artı 18 değil. Ama Twitch'te koy götüne rahvan gitsin. Ya. O yüzden böyle. Tam oğlum reklam girdi bir. Tamam ya özür dilerim. Her şey para mı? Evet. Küfrün sebebi bu. Yani Twitch'te rahat küfür edilmesinin ve YouTube'da edilmemesinin en büyük sebebi bu. Bunu çok gizleyecek saklayacak bir şey yok yani. Ben de mesela YouTube'a çektiğim videolarımda çok fazla YouTube'a video çekmesem de en azından yayında YouTube'a atacağımı bildiğim anlarda küfre dikkat ediyorum. Çok analara atıyorum. Ya o mesela o sayılmıyor tam. Hani böyle şey gibi. Ölüyorsun seni ben amına koyarım ha falan yapıyorsun ya. O mesela YouTube'da direkt demonetize. Böyle sarı oluyor oradaki dolar. O da şey demek mesela atıyorum. 10 dolar kazanacaksan o videodan 2 kazanıyorsun falan gibi. Ya ben 10 dolar kazanıyorum. Adam 1000 dolar kazanıyor. O 20 dolar alınca koyuyor adama. Benim çok sikimde değil YouTube'daki para. O yüzden böyle. Bu işte ünlü olması falan yazdığınız zaman hiçbir şeyi durduramıyorsunuz malumunuz. Boş yere bir şeylerden nefret etmek yerine ya da işte ne bileyim boş cümlelerle insanlara hakaret etmek yerine bence eleştiri yapmayı öğrenin. Çünkü eleştirebilmek mükemmel bir şey. Böyle. Bravo! Çok güzel konuşuyorsun. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Koysaydın daha iyi olacaktı. Bu arada koyam. Kötü yorum yazan kişi. Hadi bakalım. Müzik açabiliyor muyum? Açabiliyorsun. Ne açacaksın lan? Budist Bay Martin'li serseri. Hayır. Çok daha iyi bir şaka beklemiştim ya.